Evet, hepinize merhaba. Ben bugün Taylan'la beraber sizlere Scrum Kılavuz Kitapçığı nelerden bahseder, ne gibi terimler içerir ondan bahsedeceğim. Öncelikle Scrum nedir? Scrum, ekiplerin büyük geliştirme projelerini daha kısa zaman dilimlerinin tamamlanabilmesi için küçük böl bölümlere, böl küçük küçük parçalara bölünerek hızlı hızlı üretilmesini amaçlayan Agile proje yönetim çerçevesi arasında çevik bir yönetim tercihidir. E, proje yönetim tercihidir. Scrum toplantıları temelinde günlük toplantılar, sprint planlama oturumları ve sprint retrospektiflerini içerir. Ayrıca Scrum ekiplerinin birlikte çalışmasına yardımcı olur ve bu sayede takımlar deneyimler yoluyla öğrenmeye alışkın birkaç kişiden oluşur ve bu sayede olası bir adaptasyon sürecine çok hızlı kendilerine adapte ederler ve bunun bundan ötürü esnek bir yapıya sahip olarak da betimlenebilir. Ee, Scrum temeli itibariyle düzenli geri bildirim ve planlamaları hedefe ulaşmayı hedefler ve deneyim yolunda öğrenmeyi kendine esas tutar. Ee, müşteri memnuniyetine göre adapte olmaya hazırdır ve küçük parçalar halinde çalışarak e, takım içerisindeki iletişimi en aktif şekilde tutar. Ardından e, Scrum peki niye önemlidir? Scrum ürüne müşteriyi daha hızlı sunmayı hedefler ve daha yüksek kaliteli bir ürün teslim eder edilir projenin sonunda. Belirlenmiş iş bölümünden ötürü yüksek moralde çalışan portresi ortaya çıkar ve bun, bundan ötürü aynı şekilde yüksek kullanıcı memnuniyetini hedefler. Çalışmalarda daha yüksek verim almasında organize çalışma biçimine ve deneyim bazlı çalışma ayrılma kollarına ayrılmasına da bağlayabiliriz. Ek olarak olası bir değişiklik çabuk adapte olma becerisine sahip üyeler içerisinde bulundurduğu için en karmaşık sorunları bile kolaylıkla çözebilir. Ee, Scrum kendine beş tane yapıyı temel alır. Bunlar e, commitment, focus, openness, respect and courage olarak betimlenebilir. Scrum, e, Scrum takımı birkaç kişiden oluşur ve bunlar kısaca e, hedefe ulaşmayı belirleyen, birbirini desteklemeye taahhüt eder. Öncelik, öncelikli odak noktaları bu hedeflere doğru mümkün olan en iyi ilerlemeyi sağlamak için sprint çalışmasına odaklanmaktır. Scrum takımı ve paydaşları e, iş ve zorluklar konusunda çok açıktır. Aynı şekilde Scrum takımın temel birimi insanda oluşan küçük bir ekip. Fakat Scrum takımı içerisinde alt takımlar ve hiyerarşiler olmadığı için kendi kendilerini yönetirler. Ve bu sayede kimin neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını dahili olarak kendileri karar verirler. Her Scrum takımı buna kendi karar verir, kendi kurallarını gel kendileri koyar, kendileri gerçekleştirir. Tüm Scrum takımı her sprintte değerli e ve kullanışlı bir ürün parçası oluşturmaktan sorumlu olduğu için Scrum ve Scrum ekibini oluşturan ki belirli kişiler bunu amaçlar. İlk olarak e, geliştiriciler Scrum takımında her sprintte kullanılabilir bir ürün parçasını herhangi bir yönünü oluşturmaya kendini adamış kişilerden oluşur bir gruptur. Geliştiriciler işler ihtiya ihtiyaç duyduğu belirli beceriler genellikle kapsamlı ve iş alanına göre değişir. Kısaca sprint için bir plan oluşturma, e, sprint iş listesi, product backlog denilen sprint iş listesi, definition of done denilen yapıldı tanımına bağlı kalarak belli bir kaliteyi sağlamak Ardından planları her gün sprint hedefine göre uyarlamaktan sorumlu kişilerdir. E, teslim edilen ürünün increment'ından sorumlulardır ve geliştirme süreci boyunca bütün değişikliklere adapte olmayı kendilerini kabul etmiş bir yani bu e, bu çerçeve üzerinde çalışmayı kabul etmiş kişilerden oluşması zorunludur. E, ardından product owner yani ürün sahibi Scrum takımının çalışmasından kaynaklanan ürünün eee değerini maksimize etmekten sorumludur. Ve genel olarak ürünle ilgilenir. Bunun nasıl yapılacağını kendisi organize eder ve Scrum takımları ve bireyler arasındaki farkları göz, göz önünde bulundurarak arada bir köprü görevi görür. Ürün sahibi ayrıca ürün iş listesi yönetiminden de sorumludur. Yani ürünün hedefini geliştirmek ve açıkça iletmekten, takım ileriye taşıyacak kararlar almaktan, product backlog'u düzenlemekten sorumlu kişidir. Aynı şekilde olası bir e, kendi kararıyla sprinti tek iptalini tek başına gerçekleştirebilir. İki tarafa da bilgilendirerek hem developerları hem de stakeholderları bilgilendirerek sprintin iptalini gerçekleştirebilir. Ve eğer product backlogta bir şeyin değişmesini istiyorsa developerlar öncelikle product owner'ı ikna etmeleri gerekmektedir. Ee, Scrum master e, ürün sahibine ve etkili ürün hem ürün iş listesine hem de ürün sahibine hem de şey, geliştirici ekibe liderlik etmesi gereken kişidir. Geliştirme sürecinde tüm engelleri ortadan kaldırmalıdır. Olası bir iletişim sorunu varsa kendisi bunu çözen kişi olmalıdır. Ekibin işbirliğine dayalı ve güvenli bir kültür oluşturmaya ama yardımcı olmak için bunu amaçlamalı, amaçlamalıdır. Ve takımın herhangi bir ihtiyacı söz konusu olduğunda çevik bir yaklaşım kullanarak bunu çözüme ulaştırmalıdır. Ee, olası bir durumda ürünün daha verimli geliştirmesine yardımcı olacak bir fikri varsa veya bir çözümü varsa da bunu paylaşan kişi olmalıdır. Evet o zaman e, Scrum teorisiyle devam edelim. E, Scrum teorisi e, şöyle der e, Scrum'ın temelinde deneycilik yer alır. E, deneyicilik ise bilginin deneyimden ve gözleme dayalı e, karar vermekten ileri geldiğini sürer. Ee, aynı zamanda yalın düşünce israfı azaltır. Ee, Scrum takımı e, yinelemeli ve artımlı bir yaklaşım kullanır. Ee, bu Scrum takımındaki insanlar rastgele kişiler değildir. Ee, bir işi yapmak ve gerekli bilgileri paylaşmak için e, becerilere ve uzmanlığa sahip insanlardan oluşur. Ee, aynı zamanda Scrum'ın 3 adet taşıyıcı kolonu vardır. Bir sonraki saatte bunlardan bahsedeceğim. Bu kolonlar şeffaflık, gözlem ve adaptasyondur. Bu üç kolon birbirini takip eder. Yani birisi olmadan öbürü olmaz. Şeffaflık, ilk olarak şeffaflıktan bahsedelim. Şeffaflık şeffaflıkta Scrum'da ortaya çıkan süreç. E, sadece işi yapanlara değil, aynı zamanda bu işten yararlananlara da açık olmalıdır. Eğer e, bir eser düşük şeffaflığa sahipse, değeri azaltan veya riski arttıran kararlara yol açabilir. Şeffaflık sayesinde gözlem mümkün olur. E, i̇kinci olarak gözlem, gözlem, e, Scrum eserleri ve üzerinde anlaşılan hedeflere yönelik ilerleme, e, istenmeyen sapmaları veya sorunları tespit etmek için sık sık incelenmelidir. Gözlem bunu söyler. Gözlem, adaptasyon sayesinde mümkün olur. Adaptasyon ise diyelim bir iş e, şeffaflık sayesinde gözlenebildi. Gözlendiğinde bu iş e, sınırların dışına çıktı veya e, ürünü kötü olduğu kabul edildi. E, böyle bir durumda hemen Scrum takımı adapte olur ve iş hatalarını düzeltirler. E, sırada Scrum etkinlikleri var. Scrum etkinliklerinde 5 adet etkinlikten bahsedeceğim. E, bunlardan Herhangi biri başarısız olursa gözlem ve adaptasyon için fırsatlar kaybedilmiş olur. Tüm etkinlikler aynı yer ve aynı zamanda düzenlenmelidir ideal koşullarda. Bunlardan sprint diğer hepsi dört tanesini de içine alır. Sprintler sabit sürelidir. Ortalama bir ay oluyorlar. Bir sprintin başlaması için önceki sprintin bitmesi gerekir. Aynı zamanda product backlog... Gerektikçe iyileştirilebilir, yani sprint sürekli değiştirilebilir kendi içinde. Ee, değişiklikler yapılabilir dedim ama sprint hedefine tehlikeye sokulacak, sokacak hiçbir değişiklik yapılamaz. Ee, aynı zamanda sprintte kalite hedefleri de düşmez. Ee, bir sprint yalnızca Product Owner tarafından sprint hedefi anlamını kaybettiğinde iptal edilebilir. Ee, sprint planningde e, genelde bir aylık sprint için ortalama 8 saattir. Ee, şu üç soru sorulur: Bu sprint neden değerlidir? Bu sprintte ne tamamlanabilir ve seçilen iş nasıl yapılacak? Ee, sp sprint neden değerlidir sorusuna e, sprintin paydaşlar için neden değerli olduğunu ifade eden bir sprint hedefi oluşturarak cevap verilir. Sprintte ne tamamlanabilir? Ee, sprintte ne tamamlanabilir de developers product Owner ile görüşüyorlar. Product backlog'tan maddeler seçiyorlar ve bunları sprint'e dahil ediyorlar. Seçilen iş nasıl yapılacaksa, developers seçilen her bir product backlog maddesi için yapılması gereken işi planlıyor. daily scrum, daily scrum amacı sprint hedefine doğru ilerlemeyi gözden geçirmek ve planlanmış işleri gereken şekilde düzenleyerek sprint backlog'ta adaptasyon yapmaktır. daily Daily Scrum e, günde 15 dakika olur, her gün olur ve her gün aynı yerde aynı saatte olmalı. E, sadece Developers katılıyor. E, de, daily Scrum e, iletişimi geliştiriyor, engelleri saplıyor. Son, yani başka toplantılar olan ihtiyacı kaldırıyor kısacası. E, sprint Review. Sprint Review e, sprintin sonunda yapılıyor. E, bir aylık sprint için maksimum 4 saat bir toplantı şeklinde oluyor. Ama bu toplantıda e, sadece bilgi vermek amaçlı değil, aynı zamanda bir geri dönüş almak da önemli oluyor. Yani paydaşlar da katılıyor. E, Sprint Review'un amacı sprintin çıktısını gözden geçirmek ve gelecek adaptasyonları belirlemek. E, Scrum Team yaptıkları için sonuçlarına tüm paydaşları sunar ve ürün hedefine doğru ilerleme durumu görüştür. Yani bir sonraki durumu, e, adımı konuşuyorlar bu toplantıda sprint retrospective'de temel olarak 3 soruya cevap aranır. Nelere gitte? gitti? Neler kötü gitti? Neleri daha iyi yapabiliriz? E, maksimum 3 saat oluyor bu toplantı. Bütün Scrum team'i e katılıyor. E, amacı kalite ve etkinliği arttırmanın yollarını planlamak. E, iyileştirmeler kararlaştırılıyor ve en kısa sürede e, hayata geçirilmeye çalışılıyor. E, sırada Scrum eserleri var. Scrum eserleri 3 adet. E, Product Backlog, Sprint Backlog ve Increment. E, bunların 3 adet de taahhütü var. Ürün hedefi, Sprint hedefi, bitti tanımı. E, peki bunlar ne? E, Scrum eserleri yapılan işi ya da üretilen değeri temsil ediyor. E, bu değer herhangi bir şey olabilir. E, yani e, Product Backlog başlayalım o zaman. E, Product Backlog. Bir iş işlerin tek kaynağı ürünü geliştirmek için buraya bakmalılar ee, ürün ve bu iş ürünü geliştirmek için gereksinimler listesi aynı zamanda product backlog product owner tarafından yönetiliyor yani sadece o düzenleyebiliyor ee, product backlog dediğim gibi iyileştirilebiliyor ee, ürün hedefi product backlog için de yer alıyor ee, ürün peki ürün hedefi ne ürün ee, Ürün hedefi Scrum Team'in e, ulaşmayı planladığı, ürünün gelecekteki bir durumunu tanımlayan hedef oluyor, olarak e, Scrum Team'e hizmet ediyor. E, buradaki ürün herhangi bir şey olabilir dediğim gibi net bir sınırı ama net bir sınırı olmalı. Yani soyut bir şey de olabilir ama sınırlı bir şey olmalı. E, bir sonraki hedefe geçmek için mevcut hedefin e, bitmesi gerekiyor. Sprint Backlog, e, sprint boyunca yapılacak işlerin takım tarafından planlanmış halidir. E şöyle gerçekleşiyor. Product backlog'tan maddeler seçiyorlar ve bunları sprint backlog'a ekliyorlar. sprint backlog, product backlog'un aksine developers tarafından, developers tarafından yapılmak için hazırlanıyor. Bu sprint hedef içerisinde değişiklik gösterilebiliyor. sprint hedefi ise sprint için tek bir hedef, o sprintte ne yapılacağının belirtiyor yani. Eğer işler beklenildiği gibi gitmezse sprint hedefini etkilemeyecek bir şekilde product owner ile görüşülerek sprint backlog kapsamı değiştirilebiliyor. Sprint hedefi sprint planning etkinliği sırasında yaratılıyor ve ardından sprint backlog'a ekleniyor. Sırada increment var. Increment, product hedefine doğru atılan bir adımdır. Bir sprint içerisinde birden fazla increment olabilir ve bunlar birbirine ardına eklenerek ilerler, ilerletilir. Ee, bitti tanımı increment'in ürün için gerekli kalite e, gereksinimlerini sağladığı halinin resmi bir tanımıdır. Ee, bir in, bir şeyin inkrement olması için bitti tanımına uyması lazım. Eğer uymazsa o iş kabul edilmez. Ee, bir product backlog maddesi bitti tanımını karşıladığı an increment doğuyor. Eğer product backlog maddesi e, bitti tanımına uymuyorsa review'da sunulmasına gerek yoktur. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.